Selamünaleyküm arkadaşlar, değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evime. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız elhamdülillah ben de iyiyim. Çok şükürler olsun. Ondan sonra komşumla oturuyoruz burada. Oturduğumda çay suyumuz da kaynadı. Çay yana dedik, bir şeyler olsa da dedik, bir çay içse, şöyle boş çay içilmez biliyorsunuz. Ondan sonra ne yapsak falan diye konuşuyorum. Komşuya dedim, kurabiye yapsak yer mi dedim. Yürü kız Melek abla, niye yiymiş dedi. Yenmez mi dedi çayla dedi. Gel yapalım dedim ben de. O da yardım etti. Buraya şimdi bir şeyler hazırladık böyle. Kendi bildiğimizi tabii ki böyle biliyoruz. Böyle yapacağız arkadaşlar. Ben de sizlerle ne yaparsam paylaşıyorum zaten. Kurabiye yapacağız çayın yanına tabii ki. Şöyle iki tane yumurtayı kırdı. Komşum hazırladı bunları böyle. Benim başka işlerim vardı. Yardımcı oldu bana. Beyazını buraya aldı, sarıyı oraya tabağa bıraktı. İlk önce şöyle bir dökelim şunu oraya. Bismillahirrahmanirrahim. Ellerimi falan yıkadım. Bir bardak şekerimiz. Onu da döküyoruz. Şekere zam gelmiş Melek Hanım. Şükrü. Benim bardağım küçük ama bak Şükrü. Tamam öyle. Büyük su bardağı değil. Öyle mi? Ufak mı? Tamam. Bak dibinde de hiç bırakmadım. Bak ziyan etmemiş. Bir tane bile bırakma bak. Yok bırakmadım Şükrü. 5 kilo şeker 125 lira olmuş. Tamam. Anladım ben. Bir bardak da Kınalı'nın yoğurdundan yoğurdumuz. Ha, o bizden. Onda sıkıntı yok. Niye? Bizim fabrikadan geliyor. Bir bardak da yoğurdumuz. Şöyle. Yarım çay bardağı olsun ya. Yarım su bardağı da sıvı yağımız. Ona da zam geleceğim aksalan zabağa. Ona gelmedi bayağıdan be. Gelmedi, artık gelir. Ama bardağı doldurmadım ki Şükrü. Tamam şekere ya. Öyle diyorsun, yağa öyle diyorsun. Bak o bizden. He. O Kınalı'dan, sıkıntı yok. Yok mu? Yok. Tereyağımı da arkadaşlar böyle aldım. En kaliteli tereyağı zaten. Evet. Hemen ondan sonra bunu buraya ayırdık. Şöyle. Semra... Kabartma tozunla şey koyuyor mu şimdi buraya? İçe. Unla karıştırıp koy. Unla mı koyayım? Aferin kızıma. Şimdi unla karıştırıp koydu da kızımız. Şöyle güzelce şeker eriyene kadar elimi ısıtacak unla zaten yağ da erir içinde tereyağı. Cemre unum da hasta olmuş arkadaşlar. Ona da üzüldüm. Ben diyorum, beni diyorum, Cemre'm diyorum, bugün diyorum, aramadı diyorum. Ben de onu arayamadım. Misafirler de gelip gidiyor ya şimdi onun yanına. Çok da rahatsız etmek istemedim böyle onu. Sonra Cemre'm aradım. Kızım dedi, ben de biraz rahatsız oldum. Ben dedi, Nazım'ın korona götürdü hastaneye. Dedi, ne oldu Cemre bu? Şimdi dedi, geldim dedi, ateş yakıyor. Biz üşümüyoruz tabii ki. Hastaneye de üşüyoruz. Semra üşürsen içeri gideriz. Sobamız da yanıyor burada. Soba yanıyor, adrefa çok işte. Çok ısıcaklamayalım diye adrefa kapatmadım. Biz dünyayı ısıtıyoruz. Ondan sonra tabii yüzümüz de gülüyor. Niye ısınır? Isıcak kanı zaten. Öyle değil mi Semra komşu? Şöyle şeker eriyene kadar arkadaşlar. Karıştırayım. Cemre bu dedim, çay suyumuz kaynıyor. Kurabiye yapacağız dedim. Dedi ki namazıyla kılınca kızım dedi gelirim dedi da. Tabii ki geleni gideni olmazsa. Burada beş boş kalmış şimdi Tekirdağ'dan geldiği için. Yanına geçmiş olsun da gelen giden oluyor arkadaşlar. Hemen şöyle şekerimiz içinde eridi. Şöyle şeker kalmadı içinde. Eridi mi? Ya. Ya da eridi. Aslı git suya bulur. Suya un bulur. Gel Aslı yanıma. Haydi. Eve yürü, eve yürü. Gel bebişim. Gel güzel kızım. Süt helalini getirdik ama. Olsun. He, öbür büyük helal getirmedi. Annem dedi ki bunlar. Melek abla dedi. Bunlar dedi helal edildi. Kızımız da maşallah. Aslında daha küçücük ama. Aldı verdi büyüdü böyle. Katalım mı? Al
Ben bilmiyordum işte arkadaşlar, bak bir tutam katalım dedim. Bir pıska mı? Bir tutam mı? Ha, bir pıska. Semra değil daha tuzlu. Bir kurabiye 3 kişi ayağa kalktı. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Çok az bir şey. Şuraya, buraya mı atayım? Aa, buraya sıydı. Ha, neyse. Ha, neyse. Ha. Kapatma tozunu da elleyecek misin? Hadi bakalım. Ah, kızımız nasıl eliyor? Bakın arkadaşlar, bakın. Gördünüz mü? Kim demiş şimdiki gençler bir şey yapamaz diye? Yapmaz mı? Ben Aslı'ya söyle bir şey yapmayayım. Onu karıştırmıyorum. Karıştırmıyor, karıştırıyor mu? Ben bizimle şey yapayım. Ellemedim bak. Kabartma tozumuz bir paket. O çay kaşığında karbonat da, bir çay kaşığında karbonat koydum arkadaşlar. Şöyle bakın. Kız olsun da çamurdan olsun değil mi? Nasıl güzel de yakışıyor eline. Maşallah. Toptan bir şey yapmadı. İnşallah okur da böyle güzel yerlere, hayal ettiği yerlere gelir gençlerimiz. Heh. Sen niye yoğurmadın Aslı bunu? Hı? Ben yoğurayım, ben hiç gidemedim bana. Uygu da yeni kalmış olur. Uygu sersen. Aferin kızıma. Sarkılıyorum, sarkılıyorum. Sen Aslı'ya çağır bir şey canın isteyince. Aslı. Gelir misin çağırdım sana? Tamam. Sen buradan lan geçerken de Melek yenge bir çay yapalım de. Ben dedi bir şeyler yapayım de. Ben sana hayır demem ki. Bayılırım böyle. He, bize hazır olacağız. Bu köyden gibi geziyor mu? Onu da ele ben bir karıştırayım. Duruma şimdi göre olsun. Hareket ederiz. Tamam mı Aslı'cığım? Oh, nasıl da güzel eledi arkadaşlar. Bak hiç dışarı falan dökmedi. Böyle izanlı yani. Böyle elini de vuruyor anasının tek tek. Anasının kızı izanlı, evet. Ne güzel elinin burasına vuralak herhalde değil mi? Evet. Şöyle ben de hemen unumu karıştırayım. Kabartma tozunu eledi, karbonu da koydu içine, tuzunu koydu içine. Oh. Marifetli kızlarımız, marifetli. Komşu şey istiyordu ama. Ne? Yemek istiyordu, yapamadık Ramazan'da. He, az daha eleyeceksin Aslı'cığım buna. Çok da sert bir hamur yapmayacağız zaten bunu, değil mi? Ama az da o kaça olabilir. Ha, kapanmayacak bunu hamuru. Ama bu çok çırmık. Az bir hallet bakalım az. Yok yok, az daha istiyor. Sen yumurtayı katmadın mı? Kattım bebeğim. Aslı bir yumurta değil. Yüzüne sürmeye bırak bak onu. Aslı biz yaşlıyız artık, yaşlıyız. Biz de sürelim, ne olacak? Bir şey olur mu? Koca yumurta. Olsun. Kırmızı kırmızı olsun da üstü. Aç bir kaşık daha onu elesin abla. Az bir şey daha. Tamam. Bakalım nasıl poğaçamız olacak. Ama buna kız eli de Eda Fırsat. İnanın ki bu çok güzel böyle kurabiye olacak. Çok kapı olmasın. Aynen yok. Eski pasta var mı? Ne olacak? Yarılı yarılı duruyor. O bir şey olmaz. Çok da ucunda ölüm yok bunun. Yarılı yarılı duruyor tavada değil mi? Vallahi. He, aha bak ne güzel hamur oldu şimdi. Gördün mü Semra? Hamur şimdi oldu Semra. Az önce olmadıydı ki. Eline yapışıyor mu? Yok. Yapışmıyor. Oldu oldu. Değil mi? Oldu. Şurada olmayacak diye bir şey var mı? Melan eline geçtim oğlum. Olmasın oğlum. Kız bana güldü. Niye benim elimde ne var lan? Ya yapıyorsun becerikli. Tamam. Bu da Melan eline geçtiğine diye olur diye. Şöyle güzelce de yoğurduk. Asıl sen aşına acık bir şey yağ damlası da elimize yağ süreceğiz ha yuvarlak ha. Burada yağ dana kızım. Orada aşağıda Aslı. Sandalyenin arkasında. İçeri gitsen hamur sıçradı Semra. Misafir geliyor inan ki. Esas mı? Vallahi tanere gitti bu hamur. Öyle mi derler? Öyle derler.
Oldu çünkü zaten. Evet, Semra diyor benim uyum geldi. Oturduk şuraya arkadaşlar. Benim de uyum geldi. Biraz muhabbet ettik. Yağı diyor böyle tıkır tıkır tam uyku havası. O diyor benim uyum geldi. O diyor ben diyorum benim uyum geldi. Çay içinde gömdü. Ürbükte de hı 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 kaynıyor. Çay demlendi resmen. Şükrü dedi ki Melek dedi kalkın bir çay demleyelim içelim. Sahte çay içtiğine şurada size bakıyor. Biz de konuştuk. Bir kurabiye yapalım dedik. Bugün. Aslı kızımız da geldi. Aslı da hani Semra'nın kızı. Hani canlı yayın yapıyorduk da okuyordu ya canlı yayın arkadaşlar. Annesi yani çocuğun Tolga'mızın. Şöyle. Yeter mi Aslı? Yeter de. Hamurumuz oldu arkadaşlar. Şöyle Aslı'dan da hiç ses çıkmıyor. Yeter Melek'in yok. Kollarını ağrıdı demiyor. Şöyle. Hemen elimle de sahte gördüğünüz gibi hamurum yapışmadı. Kalmadı. Böyle. Arkadaşlar. Aklım değilken şunu söyleyeyim sizlere. Bir tane arkadaş. Sahte o yazdığı yorumu bilir. Yorum yazmış. Ben fırtınaya hani ekmek tereyağı koydum da verdim ya. İşte diye hayvanlara diye aldığın yemle diyor. İneklere iyi bakıyorsun diyor. Fırtınaya diye ekmekle bakıyorsun diyor. Allah. Bir ekmek kaç lira? 5 lira olmuş. Ekmek lira, ucuz. Ekmek ucuz diye fırtınaya ekmek yedirmiyorum ben. Fırtınaya ben en kaliteli yemi aldım. Mamayı aldım yani. Fırtına yemedi. Sadece maviş yiyordu bizde hazır maviyi. Köpekleri bilmez onu. Evet. Bizde maviş yiyordu hazır maviyi arkadaşlar. Fırtına yemiyor. İnanın ki komşunun köpeği yedi. Yani ben buraya koydum. Geldi fındık yedi. Adı da fındık komşunun köpeğinin de. Yani hiç kovalamadım bile. Çünkü benim köpeğim yemedi onu. 350 milyon verdim şeye. Evet. Torbasına. Şöyle bir torba almıştı Şükrü'yle. 350 milyon verdim. Ondan sonra 10 kiloydu değil mi Şükrü? Evet. Fındık yedi inanın ki. Ben köpeğimi ekmekle doyururum, yemekle doyururum, kalan yemeklerimi veririm, yoksa pişirir veririm. Ya canım arkadaşım, niye zoruna gitti? Ben ona tereyağı koydum içine de böyle ha bu kadar da tereyağı koydum yani. Öyle bir güzel idi ki köpeğim. Ben kahvaltı yaparken köpeğim de kahvaltı yapsın diye çaylı ekmek verdim. Köpeğim memnun hayatından. Senin ne gücüne gitti böyle? Benim köpeğim en kaliteli mamayı bile yemiyor. Sen hiç canını sıkma. Ben onu doyuruyor mu? Doyuruyorum. Aç bırakıyor mu? Bırakmıyorum. İşte yorum yapayım diye yorum yapma yani. Sen kendine bak. Ben de öyle diyorum yani. Ben köpeğim kapıda köpeğimi aç bırakıyor mu? Yok. Ne güzel. Ben ne yersem o da onu yiyor. Aynen biz ne yersek o da onu yiyor. Ben yumurta pişirdim kendime. Ona da tereyağlı ekmek yaptım. Aslı büyük mü kızım? Böyle ben hiç kurabiye yapmadım ha. Kızlar yapıyordu ben yiyordum. Evet. Doğruyu söylemek gerekirse arkadaşlar. Böyle iyi mi? Küçü değil mi? Gel sen yoğurlasana kız. Ellerin kadar gel sen yoğurla hadi bakayım. Sen daha iyi böyle. Çizeceğiz ya. Ha iyi. Ama ne iyi. Az doldurmasın. Yani ne yapacağım cimcik cimcik değil mi arkadaşlar? Ha. Olayıncık. Olsun. Biz geldiğimiz gibi her şeyi bileceğim. Alayınca acaba olsun. Ne o cimcik cimcik. Ağzıma götüreyim mi? Götürmeyeyim mi? Şöyle. Oh. Aslı böyle iyi misin? Şişecek mi? Şişecek mi? Allah'ım yarabbim. Aslı öpten geçip yapmış. Ana sen kendi ağzına göre yap biz anneanne ikimiz ağzımıza göre yapalım olur mu? Çocuk da şaşırdı ne diyeceğini bana. Şöyle. Evet. Oh. Ben börek, poğaça, sandviç, su böreği, kıvratmalar yapardım arkadaşlar ama böyle hiç kurabiye işine inan ki çocuklarım çok küçükken yapmıştım. Çocuklar büyüyünce bu kurabiye işlerini ben yapmadım yani. Kızlarım, çocuklara devrettim de. Çocuklara devrettim. Kızlarım yetişince onlar böyle kekini, kurabiyesini ondan sonra ben de hemen yanına bir testi börek yapardım. Bir sürü ötebiri çıkardık böyle hafta sonları yapardık genelde çalıştığımız için.
Şöyle. Dumbik dumbik olsunlar. Asla. Doyurucu olsun asla. İlk önce şöyle baktığın zaman gözün doyacak. Canım benim. Gözleri şişmiş balon gibi. Uyudu sabah. Erken kalkıyor mektebe gidiyor ya. He. Buradan mı gidiyorsun? Hı hı. O maşallah. O yüzden erken uykusu alamıyor. He olsun uyusun. O zaman uyusun değil mi? Hı. Ben de bulaşıkları kilitledim buna. Bulaşıkları yıkadı uyudu. Ben de çakabı ben vereyim. Şöyle. Bu yapmaları görür. Fındık zamanı. Olsun ya. Bir 15 gün fındık toplayacağız. Ama gözünüzde şimdiden büyütmeyin. Ne var onda? Sabah saat 5'te kalkacağız. Yiyeceğimizi alacağız. Biz 5'te kalkarız. Hemen sebede hazırlayacağım Aslı'cığım. 9'da tarlaya gitmemiz de iş yapacağız. Evet. 9'da tarlaya gidersin. 10'da çaya oturursun. 11'de çaydan kalkarsın. Sen Abaz Dağı'da var değil mi yer? Abaz Dağı'nda yerden toplayıp. Abaz Dağı'nı hiç kaynayamıyorum. 3-4 adam oldu mu kalmış. Burayı dibinden topluyorsunuz değil mi? Geçen sen dibinden topladın. İyi oluyor ama. Dal, ev, geri ip. Dallarınız büyük mü burada? Yok değil. Genç genç. Sen orayı görsen ne olur sen bizim bahçemiz. Ben bir Nayla'nın yerine gittim de sizin yerinizi bilmiyorum burada. Bizim yerimiz daha ileride. Bunlar da ileride misiniz siz? Hı hı. Ama tallanın... O düzlüğe doğru musunuz? Düzlük? İleride düzlük var, evler var burada. İki tane ev var burada. O eve, ev yukarıda kalıyor. He, siz aşağıdasınız. Hı hı. Ama bizim bahçemiz iyi. Dibine kadar araba gidiyor. He, iyi. Taksi. Toru, bizim şey, Toyota. Oh. Buraya da gidiyor. Oradan malzemesimizi indiriyoruz. Aslı yapıyor çayımızı. Çok güzel. Belki bizim çayımızı yapan olur. Melek Hanım. Aslı mı? Yok bizim diyeyim yani. He. He boşta olsa gelmez. Bizim de Asya'mız gelecek inşallah. Bunda. Bizim çayımızda yapar. Ne var yani? He. Çayımızı yapar. Bulaşığımızı yıkar. Evimizi temizler. O bize bulmuş gibi gelir. Tabii. Ev temizliği dememeli. Asya'mız gelecek bunda. Allah nasip ederse. Çamaşır, bulaşık. Evet. Çok. Ne güzel de yağı besim ha. Tıkır 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 tıkır. Sır, böyle güzel işte. Seni alalım. Aslı ben de senin gibi küçültüp ilk önce büyük yaptım ama. Olsun gider onun yanında değil mi? Güzel olmuş güzel ellerinize sağlık. Tadını bilmiyorum ama. Dur bakalım bir yemeden güzel olmuş diyemem. Yiyeceğim ondan sonra. Böyle ağzımda ufanırsa. Güzel olmuş diyeceğim. Nişasta atmadım ama nişasta yoktu onda tarifte. Bu tarifimizde nişasta yoktu. Nişasta atmadım. Bir daha kire elmalı kurabiye. Şimdi bunu yapalım yiyelim bir de hayırlısı yine. Bir daha sefere daha farklı yaparız. Oldu mu Aslı'cığım? Çekmecede şey var yumurta sürüyoruz ya üzerlerine. Fırça var onu da al da gel. Yuvarlı yumurtasını da sürelim. Gördün mü? Oh. Nasıl yer buraya gördün mü? Evet. Bu kağıt da benimle inatlaştı Aslı bugün. Aynı şey benden oldu. Ben geri buraya bu kalkıyor da. Aslımız şimdiki yumurtayı sürüyor arkadaşlar. Oh. Yumurta bol süt kurur. Tavuklar dışarıda otlarken arkadaşlar inanın ki İçi böyle kıpkırmızı oluyordu sarısı. Kapalı yerdeler ya şimdi. Sarıları beyaz sarı olmuş böyle. Hani sarı, açık sarı. Ama salacağım bunları. He? İlki alır. Salma. Alır mı? Beklersin. Malları yanına atarsın. Onları ben arada salata malata yapıp veriyorum. Sen salma onları. Sen boş ver. Kalsın orada onlar. Sen gör evde olmadığın zaman ben pancarda koparıyorum. Fazla koparıyorum. Bunları atıyorum oraya. Ot atıyorum. Kıpkırmızı oldu. Kırmızılığa gitti değil mi? Yağdan gitti kırmızılığa. Yağdan mı gitti? Yok yok. Şey tam kırmızı değil. Sen kırmızı tavuğun yumurtası değil daha doğrusu. Ha benim kırmızı tavuk kıpkırmızı oldu yani. Heh, o kırmızı. Kırmızı tavukların yumurtasının içi daha kıpkırmızı oluyor arkadaşlar. Doğruyu söylemek gerekirse. Aslı'nın iki tavuğu vardı ama. Bu da nasıl lezzet olur şimdi. Kız eli değdi ya buna.
Aslı sen tavuklar ne oldu? Tilki aldı. Tilki mi aldı? Evet. Benim tilki aldı. Tilkinden bunlar sağ olsun yedim. Merhaba tutam. Ne ediyorsunuz? Evet. Bir kilo korma. Dökülsün kağıdına da bebişim. Bunlar gelecek mi? Oh. Bol cevizli. Pişmişini göster. He? Pişmişini. Pişmişini şimdi midye indirip küçük as. Semra. Şıp şıp şıp. Ne güzel yapıyor, gördün mü? Parmakları da böyle 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 böyle. Maşallah. Evet, çıkmadı. Maşallah. Kuzenime sürdürdüm. He. O arada yengem tavukları kapat girdi. He. Kattı. He. Şimdi bunu neye, fırına mı? Fırına süreceğiz şimdi. Fırına gidecek ya. Yani. Ama güzel oldu ha. Bakalım nasıl bir şey olacak. Bakacağız. Evet. Ben kalkayım fırına alıp geleyim. Bakayım şöyle tabağım ola fırın arkadaşlar. Fırınımı da buraya getirdim. Şöyle. Fırınım çok güzel. Ağırlığı falan böyle. Altının neden yaptığını şöyle şartını buradan kapatma şükürse. Evet. Şimdi biraz altı pişince, alt üstü bir pişince altını kapatacağım birazcık tam kızarmadan. Öyle bir dengeleme yapacağız bakalım. İnşallah güzel olur. Güzel de pişer. Çayımızı da demleyeyim ben hemen burada. Çayım da otursun ben demleyeyim. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar kurabiyemiz pişti. Soframızı kurduk. Ben hamuru yoğururken ne dedim? Hamur sıçrıyor. Semra diyor benim uyum geldi. Ben diyorum benim uyum geldi. Misafir mi gelecek acaba falan diye konuştuk. Evet hakikaten de öyle oldu. Semra'nın kayınvalidesi geldi. Siz Raziye'yi soruyorsunuz. Yazmıştınız yorumu. Raziye nerede diye. Raziye geldi. Burada. Canlarım buradayım. Yağmur yağıyor. Vallahi koca gün yatıyoruz. İştir, güçtür. Dışarıda malda yok ya. Kurabiyemiz de pişti şöyle arkadaşlar. Çıtır çıtır. Selamlar olsun arkadaşlara. Özleyenlere, özleyenlere. Şöyle tabağı alalım. Çok güzel olur bu Semra. Elimde hiç kaynara dayanmaz. Şöyle kaşığın yardımıyla bağlayayım. Şükrü'se bir tane götürdü bile. Arkadaşlar bir tane ben yiyeyim yani. Evet. Şöyle. Acıkmış da ondan dayanamadı. Ben olsun. Kameramı açayım ben olayım bari. Evet canım benim. Şöyle. Acımıyor mu istiyorsun? Acı bekleyeyim mi? Şöyle kurabiyelerimiz de güzel oldu. Fırını o kadar dikkatli iş yaptık ya arkadaşlar. Ben ahara gittim yine İsa'ya. Razıya ile Semra'ya dedim ki bak fırına bakın. Sizde kurabiye. Aman mükemmel olmuş ha. Baktım terlemiş. Dedim ki bu dem niyeden terliyor acaba diyor. Mata kapalıymış. Ben de giderken baktım. Açmadan gitmişim. Ne sen lan bakmamışım ha. Aşağıya kapatıyoruz. Yukarıya bakmıyoruz. Ama i̇şte, çok güzel olmuş ha. Güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Şimdi dükkan ve görüntüsü bile güzel. Şükrü beğendiyse gerisinde sorun yok Rasiye. Sen canın sıkma canım benim. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Yemesek de güzel duruyor. Evet. Yiyeceksiniz aynen. Şimdi. O iyidir ya. Melek Hanım yapardı. Güzel olmaz mı canım? Aynısını Semra da öyle söyledi bana. Aynen. Şöyle bir tabakta kurabiyemizi koyalım. Kısmaya gelmiyor mu tabağa? Şöyle. Tabii ki Semra komşumda bugün kabuklu çorba pişirmiş. Yeşil fasulyede. Mısır yarmasıyla. Kapça fasulye. Kış yemeğimiz bizim. Yavarkanda böyle havalarda hep pişiririz. İnşallah ben de yapacağım ama benim de dolabımın altında kalmış arkadaşlar. Hep böyle şeyler altında kaldı. Hadi buyurun. Razi niye yabancı duruyor? Yabancı sen duruyor. Sizi bekliyor. Ha, siz evet. Geliyor. Ha. Ha. Alın orada pilavınızı. Evet. Ha, buyurun. Tabakları bir şey yapsana. Pilav.
Pilav ha? Yanımızda olmadı ya, aynı tabak böyle. Hiç yazmadan alırım. Ha. Tamam. Sen tabaklarınız var. Evet. Daha sevilir mi? Ya ben aslında hiç böyle yemek yemezsem. Niye? Dur oraya bana çay içeyim. Mercan da yiyeyim o zaman. Kız bizde de bir sahibim vardı. Yok mercanla yiyeyim de. Aa bunu ye, daha zehir değil. Şimdi bak. Bunların hepsinden var. Bir mercan yoktu. Bir dediğin kurabiye yoktu. Onları ikisinden yiyebilirim arkadaşlar. Yiyenlere afiyet olsun. Her şey güzel olmuş. Buyurun. Şöyle. Çorbalarımızı yiyelim. Çayımızı öyle de bir daha koyuruz. Bir çorbalarımızı yiyelim. Razi o kaşığı alabilir miyim? Senin var kaşığın değil mi? Var var kaşığın. Evet. Ekmek getirmedin. Ekmek getireyim mi? Kurabiye pilav var diye. Ekmek istemez. Bunlar da ekmek benim mi? Boğazımızda kaldı o. Az olsan benim de bekar oldum. Değil mi? Az olun yiyelim ekmek. Çok da yemeyin diyor Kezban. Sen ekmek çok yedin. Niye yemiyorum bu yüzden efendim? Yemeyeyim işte. İsmini de öğrenmiş oldum. İsmini ben biliyor muydun ama? Ben Genel Usta diye biliyorum da. Tamam, Genel Usta olduğu için. Genel Usta olduğu için Genel Usta diyor. İsmim Zarife de yok Kezban. Bu Zarife kimin adı biliyor musun? Pamuk adının adı da Zarife. Pamuk adının adı da mı Zarife? Evet. Ha, öğrenmiş oldum. Ben bilmiyordum. Öğrenmiş olduk, yeni öğrendim. Aslı yemeğine döner misin bebeğim? Hadi bakalım. Değilsin. Sen acılı yiyin herhalde. Yiyin, ben acıyı çok severim. Öğrendi ki yapalım. Abi. Gerçekten hiç yapmadım. Şunu da kapat gel ya. Kurabiye. Ben yaparım mı? Sabrım ben. Hadi afiyet olsun da. Kurabiye pek güzel olmuş. Beğendin mi? Hmm. Geçen gün de sen yapmıştın, onu Şükrü abim çok beğenmişti. Gerçekten mi? Vallahi Şükrü abi ben sana yine yaparım onu. Tamam. Ama kutusunu sana 60'a satarım. Kusura bakma da şimdi kurabiye. Her şey parayla mı? Niye bedava mı veriyorlar bunları? Niye para alıyordun da niye mal yanına getirdin yaptın da? Ben o zaman komşumdu. İkinciye para diyor ha? Canın sağ olsun. Kız 4 tane yedim be. 3 tane yedim. Ne 3 tane sonra ikisi. Mal yanına siz anam bir de yanına gelip bana geliyordunuz da anam size yemek hazır götürürdü ya. Razi de şimdi bağ yap yayın seni. Ne yapayım? Ben bana geleyim. Hemen kurabiye, turşu kızardı, makarna yapar, çay demler. Ceviz fındık koyar. Helal olsun, helal olsun. Ama şunlara bulgur verin de yiyorsun. Geziyor onlardan. Onlar iyi ya. Onları ben yemeyeyim ki. Şükrü abi niye öyle dedin biliyor musun? Şimdi arkadaşa yanlış anlar. Şimdi misafir ediyorsun ki üçüncü evlattan bu parayla geliyor da şekeri para, bu para, şu para. Eğer kutuyu alacaksa 60 lira. Aha. Ama evime gelirse bedava, helal olsun. Ne demek yani? Ano. Duydunuz değil mi? Ya. Öyle değil mi Zarif abla? Öyle de yine komşudan para alınmıyor. Yok ben alırım Şükrü abla. Sen almasın bunu, ne olsun Razi. Al ben veririm, para ne var ya. Hep olsun, torba da olsun arkadaşlar. İyi olmuş mu Rasiye? Gerçekten güzel olmuş. Ellerinizde sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hamuru kim tuttu? Ben yoğurdum. Kendin gibi pamuk prenses olmuş. Aynısını Şükrü abin de dedi. Yorulam. Ellerin gibi diyor, diye, pamuk gibi şimdi tomuş tomuş olur diye bak. Aslıyan ikimiz yuvarladık. Küçükler Aslı'nın yaptı. Büyükler de benim. Kiballar belli. Canım sabah alsana. Ne alayım? Bundan al, kurabiye turşu kızartması var. Alacağım, aha yiyorum işte. Ha, şu turşu kızartmasını şöyle koyar mısın Asya? Turşuya da yiyorum, turşuya da bak. Ye, ye ha. Ay, ye gülüm, ye. Aha çatal da bak, bak. Aha çatalım mı? Bu benim çatalım. Ben kullandım bunu. Kullandım mı? Ne diyeceğim, Şerife ve Tumbeleme gelmiş. Meleme hele getirme önüme dedi. Meleme yemiyor musun sen? Sevmiyorum ben. Bir de yumurta kırıyorlar bana. Şunu da sevmez yumurta yine. Yumurta yine ben de sevmiyorum. Sen bize bir gelsene. Melemenin tadı nasılmış bir göstereyim sana. Nasıl bulursa bakalım. 10 tane yumurta geçiyorsun. Ben sadece yumurtasını yiyorum. Nereye geliyorsun? Avruz camiyandan. Nereye geliyorsun bu? Desin. Sen şimdi 10 tane yumurta geçeceksin. Ben sana yumurtasız melemeyi yedirmem. Zaten öyle sevmiş. Ona da dün kek yaparım. Ne yapayım sonra? Avruz yumurta. Yiyeceğin yumurta olsun de. Gerçekten Genel Usta bunun da eli çok doldur arkadaşlar. Benim çocukluğumda az önce o biz otururken geldiğinde de onunla konuştuk. Annem böyle çalışmaya başladı işte evin yanlarında fındık yoğurdu ama ekiyordu evin adresini. Bu annemi gördüğü an hayvan bunların da bahçesi var annemgilerin yanında.
Annem orada çalışırken hemen koluna böyle bir gıdık, benim gıdığım var ya, hani pazara giderken koluma takıyor. Onun bir dene darı tohumu, içine fasulyesini atardı, kabağını atardı, sübürkeliğini atardı, gündüzünü atardı. Şimdi ekmiyorlar onlara. Hepsi içinde tohumunu, erişlerine. He, tohumu anama din getirirdi ekerken, onu unutmam yani hiç. Mesela mısır biçerlerdi, o zaman fındık değildi yerleri. Anama orada bir cuğul bırakıldı böyle. Niye bırakıyordu o zaman? Avlıyorduk da ne bileyim ben. O da fındıklılardan götürüyor. Baba o zaman da fakirlik vardı biliyor musun? Millet birbirine din destek yapıyordu. Darusuyla ha, darusuyla. Ama bu cennettik o zaman. Vallahi bak. Ama anacazım da gene Mustafa'm hep söyler, onun oraya mala gelsin, tallıya gelsin. Hemen yumurtayı haşlardı böyle. Lahana yemeğini yapardı. Aynen öyle. Bir kere işte anlattığım gibi arkadaşlar, eskişinlikte var tabii ki, komşuluğumuz yine devam ediyor. Allah razı olsun, geline gelmişti, gelini de buradaydı, sen de gel dedik ona. Raziye komşu da geldi. Demek ki nasip kısmet işte, bugün burada böyle toplandık, çayımızı içiyoruz. Rabbim ne verdiyse, hazırda ne varsa. Kız bende de misafir vardı. Bulaşıkları mutfağa koydum. Dedim nasıl olsa Ayşegül var dedim. Gittim ya koyarım makineyi. Boşuna iyi hafif akşamına ya. Aynen öyle. Ayşegül kim, makine mi? Evet. Makinen adı Ayşegül. Makinen adı Ayşegül. Ah yavrum. Ondan sonra. Benimki de bozuk. Muhabbet de güzel arkadaşlar böyle. Hem çayımızı içeceğiz hem de muhabbetimizi yapacağız tabii ki. Islak oluyor öteki türlü ya. Şimdi ben de Ayşegül'ü aldım, bir rahatım ki. Değil mi? Mesela ben elimi senede bir kere yıkarım. Böyle her zaman yıkama. Su yok çünkü. Allah razı tabii ki espri yapması. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Sizlerden de razı olsun. Beraber çayımızı yine biz içmeye devam ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Rabbim amanı. Hayırlı akşamlar. Ezgilere herkese selam. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Bu yağmur yavuş bekliyoruz sizi. Öpüyorum.